Ben Doktor Mert Kökalp, deniz biyoloğuyum, belgeselciyim ve araştırmacıyım. Bodrum genelinde, Bodrum Yarımadası'nda deniz çayırlarıyla alakalı bir proje yapıyoruz. Bu proje içerisinde farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Tekneciler için, otelciler için, yerel insanlar için, buraya gelen turistler için deniz çayırlarıyla alakalı farkındalık, ne yapmaları gerekiyor, ne yapmamaları gerekiyor, deniz çayırlarının önemine dair bir takım postların olduğu, paylaşımların olduğu sosyal medyada, özellikle Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da bu insanların deniz çayırlarının önemine dahil kavrayabilecekleri bir takım bilgileri vermeye çalışıyoruz. Bu bilgileri de ben Doktor Mert Kökalp, deniz biyoloğuyum, araştırmacı yazarım ve belgeselciyim. Biz geçen sene itibarıyla Bodrum'da kıyılarla alakalı verilen hasar, yapılaşma nedeniyle deniz çayırlarıyla alakalı oluşan hasarlarla alakalı ve deniz çayırı havzalarının kayıplarıyla alakalı bir proje yapmak istedik ve bir takım fonlara başvurarak buradan fonlar alıp özellikle UNDP, SGP, Fransız Konsolosluğu ve Turquoise Coastal Fund tarafından organize edilen fonlara başvurarak bir fon aldık ve deniz çayırlarıyla alakalı bir araştırmaya başladık, çalışmaya başladık. Çünkü Bodrum Yarımadası ne kadar işte 50'lerde, 60'larda bakir görünen, her tarafı korunan, bakirleriyle, güzel koylarıyla insanlar tarafından çekici olarak görünen, o ilk mavi turcuların, Bedir Rahmi'lerin, Mine Urgan'ların ve işte yazarlarımızın, çizerlerimizin, sanatçıların geldiği o bohem yerken ve süngercilerin adasıyken, yani yarım adasıyken bir anda turizmin de 80'lerden itibaren gelişmesiyle beraber yavaş yavaş evlerin, sitelerin, kooperatiflerin, tatil köylerinin etrafta kurulmasıyla beraber popülasyonun arttığı bir yer haline geldi ve bu popülasyon artarken kurulan tesislerle beraber, tesisleşmeyle beraber yavaş yavaş da kıyılarda bir miktar yozlaşma, işte beton yapılması, iskelelerin yapılması, mendireklerin yapılması, barınakların yapılması, balıkçı barınakları, tekne barınakları olsun, plajlara platform dökülmesi, platformların koyulmasıyla, butik oteller yapılıp kıyıda düzenleme yapılmasıyla kıyısal alanları yavaş yavaş yok olmaya başladı Bodrum'un. Ve burada tabii kıyısal alanlar yok olurken Bodrum'un bu kıyısal alanlarda yaşayan çeşitliği ve deniz canlısı çeşitliği de yavaş yavaş bozulmaya başladı. Bu bozulmayla beraber en önemli noktalardan bir tanesi de deniz çayırlarının tukaka görülerek işte plaja giren insanın ayağına dolanıyor veya içerisinden ne çıkacağını bilmiyorum korkutuyor veya işte gördüğümüz Maldivler'deki imajlarda gördüğümüz bembeyaz o mercan kumlarıyla alakalı onlarla benzer bir kıyı yaratma hevesiyle beraber insanlar önemini kavramadığı için yavaş yavaş bu deniz çayırlarını sökmeye başladılar. Sökmeye başlayınca da ne oldu? Deniz çayırlarının verdiği ekosistem servisleri sağlanamamaya başladı. Bu servisler nelerdir? Deniz çayırları neden önemlidir? Noktasına girdiğimiz zaman biz Project Posidonia diye 2023 senesinden itibaren biz proje başlattık. Dedik ki Bodrum'da yerel insanların, turistlerin, buraya gelen turistlerin, özellikle yerel insanların, özellikle turizmle uğraşan insanların, özellikle tesislerde çalışanların, denizcilikle alakalı servis verenlerin, kaptanların deniz çayırlarıyla alakalı farkındalık noktasına gelmesi gerektiğini düşündük ve dedik ki öncelikle sosyal medya günümüzde çok önemli ve sosyal medyada biz deniz çayırlarının A'dan Z'ye ne işe yaradığını halka anlatacağız. Nasıl anlatacağız derken iyi çizimlerle, iyi paylaşımlarla, videolarla, yaptığımız çekimlerle, su altından, havadan, karadan, röportajlarla, güzel animasyonlarla deniz çayırlarının verdiği servis hizmetlerini anlatalım. Neler bunlar? Oksijen sağlar. İşte karadaki ormanlardan daha fazla bir kapasitesi vardır ve oksijen sağlayabilir. Ne yapar? Karbon soğurur. Yani iklim değişikliğinde, iklim kriziyle alakalı bir takım çalışmalarda, hani işte karbon soğurma noktasında en önemli organizmalardan biridir. Mangrov ormanlarıyla beraber kapasitesi o kadar yüksektir ki 1 metrekare alanda çok ciddi bir şekilde karbon soğurabilir. Yani şu anda günümüzdeki işte blue karbon ekonomi falan dediğimiz blue ekonomi noktasında en önemli bireylerden bir tanesidir. Deniz bireylerinden bir tanesidir deniz çayırı. Ne yapar? Kıyılarda erozyonu engeller. Kıyılarda erozyonu engeller. Bunu nasıl yapar? İşte siz deniz çayırını alıp gittiğiniz zaman o işte kışın gelen dalgalar o yaptığınız koyduğunuz kumları veya koyduğunuz düzenlemeleri bir anda bozarlar. Ama siz önünde deniz çayırı varsa sizin sahilinizin önünde o dalgaların enerjisi daha az bir şekilde arka tarafa geçebilir. O
dalgaların enerjisini ve ittiği suyu, o basıncı deniz çığırının o yoğun kökleri ve bitkileri ve altta oluşturduğu tortu keser ve kumunuzun, sahilinizin korunmasını sağlar. Bir taraftan ne yapar? Balıkçılığı destekler, turizmi destekler. Bunu nasıl yapar? Balıkçılığı ufak balıklara, minik balıklara yuva olarak, orada barınak olmasını sağlayarak, işte içerisinde saklanarak balıklar veya kalamarlar gelir yuva yapar, sübeler yapar, balıklar yapar. Balıklar avcılardan hangi boyda olursa olsun saklanırlar. Avcılar gelir, yemek bulurlar. Balıkçılar da zaten balıkları bu deniz çayırları sayesinde avlar. Bunun haricinde neler vardır? Turizm destekler. Çünkü o kökleri ve yoğun bitki örtüsü, yapraklarıyla oluşturduğu karmaşık bitki örtüsü partikülleri tutarak, sudaki partikülleri tutarak denizin temizlenmesine yarar. Yani böyle böyle bir sürü işlevi var. Biz dedik ki bunları güzel güzel anlatalım insanlara. İnsanlar da kavramaya başladı. Çok güzel tepkiler gelmeye başladı. Dedik ki arkadaşlar çapa atmayın deniz çayırlarının üzerine. Çünkü çapaların boyları ufaktan büyüğe kadar gittikten sonra, yani gitmeye başladıkça, işte 5 metrelik, 10 metrelik, 15 metrelik, 20 metrelik, 50 metrelik gemiler. Çapa ne kadar büyüyorsa deniz çayırlarına verdiği zarar da bu kadardır. Deniz çayırı olan alana çapa atmayın gibi farkındalık çalışmaları yaparak bu işte halkın kafasına sokmaya çalıştık. Ama dedik ki bir yandan da ya bu çalışmaları yaparken zaten Blue Exile, Beyap sergisi vardı. Ve bu sergide de 2 sene önce, 3 sene önce yaptığımız sergide, oksijen temasıyla yapılan sergide ben de görüntü danışmanıydım, bilim danışmanıydım ve bunun işte çekimlerini yapıp, fotoğraflarını çekip Ziya Azazi'yi getirdik. Ünlü dansçılarımızdan, koreograflarımızdan. O eserlerimizin önünde işte İrfan Hocam da var. İrfan Hocam'ın tapınak eserinin önünde çok güzel fotoğraflar çektik, videolar yaptık. O görüntüler bu işin işte şovu oldu, bir anlamda lansmanı oldu. Ama işte bunu yaparken düşünüyorduk ekip olarak aramızda. Ya yenisini yapalım diye geldikleri zaman Selen'le Şule bana. Ben de dedim ki zaten o zaman da söylüyordum. Bu eserlerin kalıcı olması lazım. Daha sağlam bir yapıdan olması lazım. Ve bu eserlerin Bahama'da, Bimini'de, Marsilya'da, Venice'de veya başka noktalarda olduğu gibi neden bir sualtı parkına çevirmeyelim? Neden bir konsept noktasında bunları kalıcı eser haline getirmeyelim diye konuşurken bu işte fikir de tabii büyüdü ve biz bunu yapalım dedik. Ancak dedik ki ya bu eserler, su altına konulan eserler her tarafta koyuluyor. İşte turizmi geliştirmek için yapılıyor veya işte yapay resif olsun diye yapılıyor. Bunda da bunlarla alakalı da yapay resiflerde, işte atılan gemilerde veya koyulan heykellerde bir takım tartışmalar var. Arkadaş sen bir eseri veya bir gemiyi, bir şeyi, uçağı, tank artık ne koyuyorlarsa koyuyorsan tabii ki temizlendikten sonra herkes koymaya çalışıyor ama yani bunun bir çöp olmadığını veya denize yararlı olduğunu nereden biliyorsun noktasında bazı insanlar itiraz ediyor yapay resiflere de, bu koyulan bir takım objelere de. Ama biz dedik ki biz bunu bir amaç uğruna yaparsak, çevreyle alakalı bir konsept noktasında birleştirirsek, yani deniz çayırlarını korumak için, yani aslında bakarsanız bizim kıyılarımızı korumak için artık daha fazla yapılaşma olmasın, belli alanlar artık koruma alanı olsun, deniz rezerv alanı olsun diye bir kafayla, bir düşünceyle yaparsak, o zaman sanatın iyileştirme gücünü devreye sokarız ve çok daha hayırlı bir sualtı parkına, yani sanatın dönüştürme, iyileştirme gücünü çevreyle, ekosistemle, çevre korumayla, işte deniz korumayla, bu konseptlerle birleştirirsek çok daha faydalı olabiliriz diyerek yola çıktık. Ve yola çıkarken de dedik ki öyle bir yer seçelim ki baskının en fazla olduğu alanlardan birini seçelim dedik. Ve gittik Bitez Yarımadası'nın en ucunda akvaryum koyu denilen çok fazla teknenin sezonda gelip demirleme yaptığı, ki sayıları 150'ye 200'e kadar varan tekne geliyor burada. Dönem içerisinde Temmuz'da, Ağustos'ta çapalama yapıyorlar. O noktaya koyalım. O noktanın etrafına koyalım ki buradaki insanlar gelsinler, bu sergi alanını ziyaret edebilsinler güvenli bir şekilde. Oradaki eserleri görebilsinler. Oradaki heyecanı, oradaki işte sanatçının verdiği mesajı alabilsinler. Bir yandan da serginin ana amacı olan çevre noktasında, ekosistem noktasında güzel fikirlerle evlerine dönsünler ve kıyılarla alakalı, Bodrum'un ne olduğuyla alakalı, Bodrum'un güzellikleriyle alakalı ve kıyı korumasıyla alakalı bir takım mesajları evlerine götürsünler istedik. Yani baksınlar Blue Exile niye yapılmış? Ya bu eser buraya niye yapılmış? Deniz çayırlarını korumak için. Deniz çayırlarını niye korumak lazım?
şu 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 sebepten dolayı korumak lazım. Peki korumazsan ne olur deniz çığırlarını? Marmara'yı korumadık, Prens Adaları'nı korumadık. 1960'larda, 50'lerde orası tatil yeriydi, turizm yeriydi. Bakın şu andaki Marmara'nın durumuna. Bakın müsilaj meselesini yaşadık 200 sene önce. Nasıl bir panik yaşandı ve bunun geçip geçmediği belli değil. Geçmedi, ben bir bilim insanı olarak söyleyebilirim. Yeniden hortlayabilir, başka sorunlar gelebilir. Ama biz 50'lerde, 60'larda taşındık, güneye geldik. Bodrum'a geldik. Şimdi Bodrum'un nüfusu artıyor, popülasyonu artıyor. Arıtmasız bir şekilde attığımız sulardan dolayı sular pisleniyor. Biz her tarafını Bodrum'un dağını, taşını, tepesini kooperatiflerle dolduruyoruz 80'lerden itibaren. Onlar evrildi, daha büyük evlere ihtiyacımız oldu. Rezidanslar koyuyoruz, butik oteller koyuyoruz, bütün yarımadaları kapatıyoruz. Sahil düzenlemesi yapıyoruz, çimler koyuyoruz, ağaçlar koyuyoruz, onları sulama yapmamız gerekiyor. Oradan attığımız gübreler denize gidiyor. Bakıyoruz atık tesislerinden düzgün bir arıtma yapmadan, sadece fiziksel arıtma yaparak sularımızı atıyoruz. Kıyı düzenlemesiyle mendirekler koyuyoruz, çayırları söküyoruz. Sonra istiyoruz ki, biz 500 bin olmuş nüfus, yaz nüfusu 1 milyon olmuş. Biz istiyoruz ki sonra denizimiz temiz olsun. Sen deniz çığırını sökmüşsün, balığını tamamen avlamışsın, alttan arıtmayla vermişsin pisliğini. Her şeyi yapmışsın. Sonra diyorsun ki, Maldivlere benzettiğin kumlarla drone'dan yukarıdan tepeden şatlar alıyorsun. Ufacık bir yerde mermer tozunu, madenlerden çıkarttığın mermer tozunu dökmüşsün, kumla birleştirip orada bir plaj yapmışsın, beyaz kum yapmışsın, yanına platform koymuşsun, 30 metrelik tekten gelsin, ama altın çamur gibi olmuş. Neden çamur gibi olmuş? Çünkü sen alttan atığını veriyorsun, otelin atığını, sulama havuzundan gübreler, işte şeyler geliyor, pestisitler geliyor koyduğun, o ağaçlar şey olmasın diye, öbür taraftan atıklar geliyor, bir bakıyorsun nereye dönüşüyor? Gündoğan'a dönüşüyor, Türk Bükü'ne dönüşüyor. İşte Güllü Körfezi'ndeki, Güvercin Körfezi'ndeki bir takım yerlere dönüşüyor. Sen de onu satmaya çalışıyorsun. İşte 5 senelik turizm, 10 senelik televizyon. Bizim vizyonumuz da bu. Ama bunu koruyanlar dünyada kazanıyor. Eğer sen koruyabilirsen, belli rezerv alanlarını, vahşi yaşam alanlarını, kıyılarını, plajlarını, deniz alanlarını koruyabilirsen kazanıyorsun. Nasıl kazanıyorsun? Turizm anlamında kazanıyorsun. Turizmin devam ediyor. Çünkü suların berrak kalıyor. İki. Bir de bu. İki. Balıkçılık anlamında kazanıyorsun. Balıkçılık devam ediyor. Sen tuttuğun için, nüfusu belli oranda tuttuğun için bölgede popülasyon anlamında kazanıyorsun. Altyapın yetiyor. Bakın Bodrum'a altyapı, su altyapısı yetmiyor. Yol yetmiyor. Hiçbir şey yetmiyor Bodrum'a. Nüfus ciddi bir şekilde artmış vaziyette. Bu sadece Bodrum'un problemi değil. Bütün kıyıların problemi. İşte biz de bunun için Deniz Çığırları projesini başlattık. İşte biz de bunun için BEAP, Blue Exile projesini başlattık. Çünkü bu projeye destek vermek istiyoruz. Biz sadece su altına heykeller koymak istemiyoruz. Bunu birçok insan yapıyor dünyada. Ama biz deniz çığırlarıyla alakalı, çevreyle alakalı, ekosistemle alakalı, bu dünyada ne yaptığımızla alakalı, bu dünyadaki yaşam biçimimizle alakalı bir mesaj vermek istiyoruz. Deniz varsa biz varız, deniz canlısı varsa biz varız. Deniz çayırı varsa biz varız, onlar yoksa yokuz. Denizle, çevreyle, bu sistem içerisindeki, deniz içerisindeki deniz canlılarıyla barışçıl bir yaşam formuna ulaşmamız gerekiyor. İşte bunun için BEAP önemli, işte bunun için Blue Exile önemli ve işte bunun için Project Poseidon önemli. Biz bunların hepsini başarmak istiyoruz. Tabii ki yanımıza, etrafımıza insanlar olarak başarmak istiyoruz. Çok konuştum ama.